Abla ben de yani şu an böyle durgun gözüktüğüme bakmayın. Ya yani küçükken inanılmaz yaramazdım ve annem işte başka sporlara yönlendirmeyi deniyordu. Ya yani bizim aile aslanınki gibi işte sürekli sporun içinde olan insanlar değildi. Aynen. Yüzmeye gittiğim zaman da ya çok da gitmemiştim. Hani 4-5 ay diyelim. O kadar bile olduğunu hatırlamıyorum. Yüzme antrenörüm bana seslendi. Havuzdan beni çıkardılar. Şöyle bir inceledi. Sonra ben anlamıyorum tabii ne oluyor falan. Sonra anneme işte seslendi. Annen nerede falan. Annemle o gün gidip konuşmuşlar. Fiziği voleybola uygun. Voleybola başlatmayı düşünür müsünüz diye. Gerçekten ben de yüzmeyi hiç Hiç sevmemiştim. Hani sevmemiştim. yüzmeyi tatilde çok severim. Hatta kendimi öyle yüzerek yormayı da severim. Ama Aynen. Amatör o yüzücüymüşüm ben, onu evet. anladım. keyif için yüzmek kesinlikle daha iyi. Hani o şekilde konuştular. Annem bana sordu, başlamak ister misin? Evet Swim dedim. spor çıkarttık mı? Önümüzdeki yaz 2025 Tabii. yazına Hoş. bekliyoruz. Eski Aynen. oraya Ya benim unutamadığım an işte altyapıda ben İzmir'de başlamıştım Evet. voleybola. Sen Orada da İzmir'den İstanbul'a evet, gelenlerdensin. ya Vakıfbank altyapısına o zaman istemişlerdi ki ben ilk oynadığım maçlarda pozisyonları bile bilmiyordum. Çünkü hemen bir yaz dönemi geçirdim. Yani birkaç ay sonra maçlara çıkmaya başladım. Ve pozisyonları bilmiyorum. İşte takımdaki ablalarım bana diyor, şimdi şurada duracaksın, burada duracaksın. Öyle bir maçta Vakıfbank'tan biri görüyor. Daha sonra Vakıfbank'a istediler. Ve biz ailece taşındık. Yani orada annem ve babam hani dediler, hani lojmanda kalma, hep birlikte taşınalım. Ya çok 17 iyi. yaşında bir kardeşim var, ismi Sinan. O da işte yeni doğmuştu o dönem. Hani daha 1 yaşında yoktu ve biz aslında hani büyük bir cesaret ister hani annemin, babamın o Tabii. zamanki kararı, her şeyi bırakıp o şekilde İstanbul'a taşınmıştık. Benim de o ilk Vakıfbank'taki ablaların antrenmanı aklımdan çıkmıyor. Hani o dönemde sen küçüksün, herkes çok uzun geliyor, çok Çok farklı dev geliyor. Evet. geliyor. Ama mesela birkaç sene sonra sen uzuyorsun ve onların yanında kız sen ne ara bu kadar uzadın diyorlar. Ya şey bile O mesela sırf o geçiş. boy olarak falan da değil. Ya mesela ben Cüsseleri. küçük altta sen yeni başlamışım. Şimdi A takımda yaşıyorduk. En küçük olarak sen A takım maçlarına top veriyorsun kenardan. İşte pas pas yapıyorsun falan. Şimdi mesela ben top verirken servise gelen abla mesela ver canım dediğinde bile ellerin titriyordu yani. Şimdi mesela aynı şeyi ben yapıyorum ve isterseniz bazen maçın içinde geliyor aklıma, biliyor musun yani o an? Benim de. Hatta bizim maçlarda önce de A takım maçlarında paspas yapardık biz. Şu 3 metreyi, salonu anneannem arardı maçtan sonra. Seni gördüm televizyonda paspas Paspas yaparken. yaparken. Çok iyi öyle. İşin en güzel tarafları bu işte. Bugünleri yaşayabilmek. Peki Kesinlikle. pozisyon olarak Türkiye'nin duvarı dedik ya, hem sevgili Asya hem de Beyza'ya. Orta oyuncu, çünkü yavaş yavaş kategoriler, oynayacağınız mevkiler vesaire gelişiyor. Kim orta oyuncu yapmaya karar verdi size? Ben karar Ha, verdim. sen istedin orta Evet, oyuncu olmak. karıştırdım ben. Antrenörüm tam tersi, beni köşe oyuncusu yapmayı istiyordu. Ben dedim ki İnes abla benim antrenörümdü ve ben dedim ki hayır ben senin gibi orta oyuncu olacağım diye Ya tutturdum. ama güzel bir örnek varmış önünde. Tutturmaz olaydım bu. Yok yok yok, öyle demeyeyim şimdi. Buralara kadar gelmişiz. O çok bastırıyordu benim için. Hatta böyle beni ekstra işte manşet çalıştırıyordu falan, pişman sen köşe oyuncusu olacaksın falan. Ben ağlıyordum. Hayır İnes'e de buradan olmayacağım. kocaman sevgilerimizi Evet, gönderiyoruz. aynen öyle. O pişmanlıklarını alacağım neden böyle dediğini de. Evet. Burayı da bir hikayesini Bu alayım. arada orta oyuncu olmak gerçekten pişmanlıktır. Duyuyorsunuz değil Yani mi? bunu evet bütün orta oyuncular bence söyler. Hani Bazı tanımlar vardır voleybolda. Şimdi izleyicilerimiz yanlış anlasın ister. Mesela arkada defans yapıp ortalık topluyorlarsa çöpçü oyuncu denir. Yani arkada her türlü topu atıyor, atlıyor, ediyor. Orta oyuncuları da hamal denir. Hamal Hamal denir, evet. oyuncudur. Bu bizim voleybolun içerisindeki jargonda vardır aslında. Niye hamal deniyor? Çünkü hem sağa gitmen, sola gitmen, boşa sıçraman, belki Top de yoksa 15 bile top koşman. almayacağın, koşman, oyunu herkesten daha iyi okuman, sadece smaçörü değil pasörü de okuman vesaire derken tüm bu işler arttırıyor.
arttıkça sırtındaki yük de aslında artıyor. Bu yüzden böyle benzetme yapılıyor. Aslında böyle, hem arkadaki defansı rahatlatan bir oyuncu. Tabii blok defans sistemi tamamen size evet. bağlı. Hem yani. De sürekli o sıçramayla hani aslında deşarj olduğumuz bir nokta da yok. Hani mesela smaç vursak rahatlayacağız ama sürekli flash. Top geldiği zaman mutlu olanlar. Sen mutlu musun orta oyuncu olmaktan? Aslı'nın biraz şeyleri var ama ahları vahları. Abla bence beni de anlamışsındır. Bu ahlar vahlar daha az smaç vurabildiğiniz için mi? Yoksa hani bir orta oyunculuk tanımını sizden duymak isterim. Çünkü gerçekten yaptığınız iş çok zor. Size bakıyor yani bütün takım. Aslında yani ahlar vahlar demeyeyim de. İşin esprisi. Tabii ki işin esprisi o. Yani mesela biz şimdi atıyorum bir paso çarpmazı kadar sayı aldığımız gözükmüyor. Hani o kadar sayı almıyoruz ama aslında saha içinde o kadar çok emek veriyoruz ki işte dediğin gibi hammal oluyoruz. Aslında bunun mesela 35 sayı alan paso çarpmazının yaptığı iş kadar şey gözükmemesi bazen şey oluyor. Hani yani biz aslında çok emek veriyoruz. Çok göz dolduran bir göz pozisyonumuz dolduran, yok. Evet, evet. Gizli ama kahraman aslında, gibiyiz. Aynen, aynen. Tam olarak X faktör adamız. Bence o bazen işte yoruyor yani. O yoruyor. Yoran bir şey. Göz önünde olmak mı daha fazla isterdiniz? Yok, ben memnunum aslında haline. Ben de şu an memnunum ama tekrardan başlasam pasör olmak isteyebilirdim. Pasörlük dünyanın en güzel şeyi. Ben iyi ki pasör olmuşum. İyi ki pasör olmuşum ki bence pasörlük hepsinden daha zor. Evet. Pasörlük zor. Ama onun bir işte bir... Yani bir krallığı var yani Başak abla. Pasör kraldır evet. Bizim yok yani. Kraliçedir evet. Bu arada ben 19 yaşımdayken Trabzon'da oynadığım sene Gökhan Çokşen antrenörüm beni pasör yapmak istiyordu. Aa, o Gökhan abinin yaratıcı unsurları. Oradan selamlar.